Herkese merhaba arkadaşlar. 14 Eylül'de yapılan deneme sınavımızın Türkçe cevap anahtarı ile karşınızdayız. Hazırsak birinci sorumuzla başlayalım. Sorumuzda festival ile ilgili kesin olarak çıkarılamayacak yargı hangisidir diye sormuş bizlere. Altı çizili kavrama dikkat edeceğiz. Çıkarılamayacak bir olumsuzluk arıyoruz. Cevabımız arkadaşlar B şıkkıdır. Sahne alacak güldürü sanatçılarında ünlü olma şartı aranmaktadır. Bu yargıyı yukarıda göremeyeceğiz. Birden çok mekanda etkinlik yapılmaktadır. Evet çeşitli mekanlar diyeceğiz. Seyircilere bol seçenekli program sunmaktadır. Çok alternatifli bir programa sahibiz. Etkinliklerinde sadece ulusal sanatçılara yer vermemektedir. Evet yerli ve yabancı ünlü güldürü sanatçılarına yer veriyoruz. Seyirciyi güldürme programda yer alan etkinliklerden sadece biridir. Evet çok alternatifli bir programa sahibiz. O yüzden B şıkkı yukarıda yer almayacak diyeceğiz. İkinci sorumuzda kendi sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır demiş bizlere. Göstermemek için çırpınsalar da benden nefret etmekten kendilerini alamıyorlar. Kendini alamamak deyim olarak kullanılmıştır. İstemeyerek bir işi yapma durumudur. Uykuya benzemeyen huzursuz bir şeyin içinde bir süre kendimi kaybediyorum. Kendini kaybetmek deyimdir. Olup bitinin farkına varamamak anlamında kullanıyoruz. Çok güzel olduğumu kendimi bildim bileli biliyordum. Kendimi bildim bileli. Evet deyim olarak kullanıyoruz. Öteden beri, eskiden beri anlamında. Evdeki ıssızlık ancak akşamları ve geceleri kendini belli ediyordu. Kendini belli etmek deyim olarak kullanılmamıştır. O yüzden de şıkkını alacağız. Anlatacak çok şey varmış da kendini naza çekiyormuş. Kendini naza çekmek. İsteksiz gibi davranma anlamında kullandığımız bir deyimdir. O yüzden cevabımız D. Üçüncü sorumuzda bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş bizlere. Kitap kronolojik bir sıra takip etse de eseri çocukların gözünde değerli kılan unsurlardan en önemlisi çocuklarda var olan merak hissinin kitabın her başında kamçılanması. Burada kamçılanmasının altını çizmiş bizlere. Benim dikkatimi çeken var olan merak hissi. Ben var olan bir şeyin her başlığında kamçılanmasından bahsediyorum. Arttırılmasından bahsedeceğim. O yüzden 3. cevabına A diyeceğiz. 4. sorumuzda. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi anlamcı ötekilerden farklıdır demiş. Cevabımız B'dir arkadaşlar. Bakalım. Belirsizleştiği. Evet belirsiz durumdan bahsediyoruz. Baştan sona kadar. Baştan sona belli bir sınır çizilmişse belirsiz değildir. Belirlidir diyeceğiz. Müpemlik. Müpem belirsiz demektir arkadaşlar. Açık olmayandır. 1 ve 3 aynı anlamda. Sınırları belirlenmemiş, sınırları belirli değilse belirsizlik hakimdir. Bu da aynı anlamda. Başı ve sonu belli olmayan bir düzlem, başı ve sonu belli değilse orada da bir belirsizlik vardır. O yüzden 5 de aynı anlamda. 4'e B şıkkı diyeceğiz. Evet 5. sorumuzla devam edelim. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Bir de çatı değiştiren bir ek vardır. Açmak kökümüzdür arkadaşlar. Açılmak olmuş. Il, ın, l, n eklerimiz çatı değiştiren eklerimizdir. O yüzden a doğru. İki de ek fiilin belirli geçmiş zamanı vardır. Belirli geçmiş zamanımız dı di du dü eklerimizdir. Öğrencilerinden dim ben bir ismi yüklem yapmışım ek fiil alarak. B de doğru. 3 de yalnızca çekim eklerine yer verilmiştir. Giysilerimiz kökümüz nedir? Giymek. Fiil kökümüz. Ben bunu giysi yapmışım. Giysimek diyemiyorum. Anlam değişmiş. Anlam değiştiren bir ek geldiği için nedir? Yapım ekidir. O zaman sadece çekim eki almış diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. O yüzden cevabımız C diyeceğiz. Altıncı soruda bu iki cümleden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir demiş bizlere. Cevabımız C olacak. Bir toplumda kullanılan kelimeler o toplumun yaşantısı hakkında ipucu verir. Bakalım. Bir toplumda buğday kelimesinin varlığı tespit edilmişse o toplumun tarımla uğraştığı sonucuna ulaşılabilir. Buğday kelimesinin varlığı ve o toplumun tarımla ulaştığı sonucu. Bir toplumda var olmayan kavramların, olguların herhangi bir kelimeye karşılık gelmesi düşünülemez. O yüzden kullanılan kelimeler toplumun yaşantısı hakkında ipucu verecek. Kullanılmayan kavramlar, olmayan olgular bir kelimeye karşılık gelemez. Altıncı sorumuzun cevabı C diyeceğiz. Yedinci sorumuza geçelim. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Bakalım. Ünsüz benzeşmesi demiş. Ünsüz benzeşmesine bitki kelimesini alabiliriz. Bitmekten bitki demiyoruz. Ne diyoruz? Bitki diyoruz. Benzeşmemiz var. Ünsüz yumuşaması hastalıktan hastalığın kelimesini alabiliriz. Ünlü daralması etkilemekten etkiliyor. Olmuş daralmamız da var. Ünlü düşmesi de benizden benzemek olmuş. Ünlü düşmemiz de var ama ünlü türememiz yok. Cevap D şıkkı. 8. soruda bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bizlere. Mutluluğu, parada, aşkta Mal mülkte veya başarıda arayanlarımız var. Modern psikoloji bilimi ise mutluluğu çoğunlukla yanlış yerlerde aradığımızı, aslında mutlu olmanın elimizde olduğunu gösteriyor. Bu iki e, cümlelerin birleştirilmiş hali arkadaşlar C şıkkında karşımıza çıkacak. Bazılarımız mutluluğu parada, aşkta, mal mülkte veya başarıda arıyor. Fakat modern psikoloji bilimi mutluluğu genellikle yanlış yerlerde aradığımızı, aslında mutlu olmanın elimizde olduğunu gösteriyor diyeceğiz 8. sorumuz için. 9. sorumuza devam edelim. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş cümle türleriyle ilgili bir soru karşımıza gelmiş. Bakalım köknar, meşe, karaçam, ormanlı tepeler ortasında mini mini bir meydandaydık. Yüklemimiz bir isimdir arkadaşlar. isim cümlesi olacak. Başka bir yargı olmadığı için, fiilimsi olmadığı için basit bir cümledir. Olumsuzluk eki barındırmadığı için de olumlu bir cümledir. Bakalım meydanın ortalık yerinde dört yana açık, üstü kapalı, kenarı tahta kerevetli bir çardak vardı. Aynı şekilde bu da isim cümlesidir, olumlu bir cümledir, basit bir cümledir. Gözüm ilk önce bu çardağa ilişti. Basit bir cümledir. Biraz ileride üstü açık, dört yanı alüminyum cilalı saç perdelerle kapalı maden suyunun çıktığı yer. Bakın cümlem bitmemiş, üç nokta konmuş, eksiltili cümledir diyeceğiz. Dokuzuncu sorumuzun cevabı E şıkkı. 10. sorumuza bakalım. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Doğru cevabımız E şıkkı olacak. Karşı sözcüğü edattır arkadaşlar. Çok önem veriyorum. Ne kadar önem veriyorum? Çok. Zarf olarak karşımıza gelecek. Yani sözcüklerin cümle içinde tekrarı değil. Yani sözcüğünü bağlaç olarak kullanacağız. Tekrardan korkar bunlar, korktukları şey ne? Tekrar isim olarak karşımıza çıkacak. Birbiri ile olan ilişkileri, birbiri de bir ismini yerine tutan sözcük yani zamir olarak karşımıza çıkmış. O yüzden 10. soruya E şıkkı diyeceğiz. 11. soruda hangilerinde sıfat yoktur diye sormuş bizlere. Araba resimleri de biriktirilirdi. İsmi niteleyen bir sözcüğüm yok. O yüzden biri alacağı sıfat olmadığı için C, E ve D şıklarını eledik. 2 ve 4. cümlelere bakmam yeterli. İki türünü hatırlıyorum. 2 tür. Sayı sıfatıdır. 2'yi de eledik. 4. cümlemize bakalım. Bunlar buruşuk oldukları için tercih edilmez. Karton olanlar biriktirilirdi. Evet burada da sıfatım yok. O yüzden 11'e B şıkkı diyeceğiz. 12. soruda bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir ek sıfat tamlamasına gelerek birleşik sıfat oluşturmuştur demiş bizlere. Cevabımız B şıkkı olacak. Bakalım. 10 kuruşluk leblebi. 10 kuruş arkadaşlar nedir? Bir sıfat tamlamasıdır. Ben bu sıfat tamlamasına lık, lik, luk, lük ekini getirerek birleşik sıfat oluşturmuş. Oldu. Ne kadar levlebi? 10 kuruşluk levlebi. Birleşik sıfat oluşturduk. O yüzden 12'nin cevabı B. O üçüncü sorumuz. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanan bir noktalama yanlışı vardır? Kalkan gözünüzün önünde belirli, belirdiğinde ister ilk defa geliyor ister uzun bir aradan sonra geri dönüyor olun. Tepkiniz hep aynı olacaktır. Şimdi arkadaşlar ilk cümlede yanlışı göreceğiz. Burada ister ister diye bağlaçlarım var. Tekrarlı bağlaçlardan öncesinde ve sonrasında virgül kullanamayız. O yüzden noktalama yanlışımız A şıkkında virgülden kaynaklı diyeceğiz. 14. sorumuz. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri ögelerinin türü ve sıralanışı bakımından aynıdır? Dolgun gözleri biraz ileride mavi bir pırıltının sallanışına takılmıştı. Takılmıştı yüklem. Takılan ne? Dolgun gözleri özne. Dolgun gözleri neye takılmıştı? Biraz ileride mavi bir pırıltının sallanışına dolaylı tümleç. 3'e bakalım bir de. Hiçbir ses yarım saat evvel kapısını açık bıraktığı odadan duyulmuyordu. Duyulmuyordu yüklem. Duyulmayan ne? Hiçbir ses özne. Hiçbir ses nereden duyulmuyordu? Yarım saat evvel kapısını açık bıraktığı odadan dolaylı tümleç diyeceğiz. O yüzden 14. sorumuzun cevabı B şıkkı olarak karşımıza gelecek. 15. sorumuz bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenilemez demiş. A şıkkında ikileme zarf görevinde kullanılmıştır. Biçer döverler sıra sıra bekliyorlar. Nasıl bekliyorlar? Sıra sıra. Evet bir ikileme zarf görevinde kullanılmış. Bir sıfat belgisiz zamiri nitelemiştir. Eli bıçaklı birisi. Nasıl birisi eli bıçaklı? Evet benim bir sıfatım var ve bu bir sıfat belgisiz zamiri nitelemiş. Uzaklaşma hal eki almış isme yer verilmiştir. Uzaklaşma kimiz arkadaşlar den ve dan eklerimizdi. Bize isme gelmiş olanı soruyor. Bu cümlede bu paragrafta burada bir görebilirsiniz uzaklaşma hali ekini. Ama burada isme gelmemiştir. Nasıl yatırıyordu? Usuldan. Zarfa gelmiştir arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı diyeceğiz. Tür kayması yoluyla oluşmuş birleşik isim vardır. Evet, biçer, döver, tür kayması ile oluşmuştur. Tamlayanı cümleden oluşmuş isim tamlaması vardır. Yürüsün işaretini de isim tamlaması olarak alacağız. 16. sorumuzda hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır devimiş Cevabımız A şıkkı olarak karşımıza gelecek. Türk Edebiyatı'nın şüphesiz en önemli yazarları arasında yer alan Fikret Ürgüp eserleri 2 yıl önce yeniden yayımlanmaya başlandı. Evet Fikret Ürgüp'ün eserleri. Yazalım buraya Fikret Ürgüp'ün eserleri. Bu nedir arkadaşlar? Bir tamlamadır. Tamlanan ekim var, tamlayan ekim var. Ama cümlede tamlayan ekinin eksikliği karşımıza çıkacak. Tamlayan ekinin eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğumuz vardır diyeceğiz. O yüzden 16'nın cevabı aşık. 17. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Arkadaşlar cevabımız eşlik olarak karşımıza gelecek. Burada Karagöz'den orta oyunundan gölge oyunundan bahsetmeye başlamış. Gölge oyununun ne zaman ve nasıl geldiğini anlatmış. Yavuz Sultan Selim'in Mısırı fethettikten sonra İstanbul'a gelmiş olduğundan bahsetmiş. Osmanlı coğrafyasına tanınmaya başladığından bahsetmiş. Sözlü kültür ortamlarının vazgeçilmez bir eğlencesi haline geldiğini söylemiş. Ama 5. cümlede toplumsal belleğe dayalı olan sözlü kültür ürünlerinin anlatıldığı mekanlar insanları bir araya getirir ve birleştirir. Burada sözlü kültür ürünlerinin hepsinden bahsetmiş. Yani genel bir yargıya varmış 5. cümlemizde. O yüzden 17'ye E şıkkı diyeceğiz. 18. sorumuzda bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cevabımız D şıkkı. Geçmiş ve gelecek zamana ait olaylara yer verilmiştir. Bundan 5 gün önce bakacak olursak, 5 gün önce bir geçmişlikten bahsediyoruz. Evet, sıkıntımız yok. Ama gelecek zamandan mı bahsediyoruz? Hayır. Şimdi ise suskundu. Şu andan, şimdiki zamandan bahsediyoruz. Gelecek zamana ait olaylara yer verilmemiştir. O yüzden 18. sorumuzun cevabı D şıkkı. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Cevabımız A şıkkı olacak. Cemal Reşit Rey konser salonu. Büyük harfleri, büyük harflerin yazımına dikkat edeceğiz. Kurum, kuruluş ve yer isimleri arkadaşlar büyük harflerle yazılır. O yüzden konser salonunda büyük harflerle yazılması gerekecek. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Cevabımız B şıkkı olacak. 15. Sayılarımız arkadaşlar. Çek ve senet haricinde ayrı yazılır. Birleşik göremeyeceğiz. O yüzden 20. sorumuzun da cevabı 5. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? İşini kendini göstermek için değil, sevdiği için yapardı. Yalnız kendisine ara sıra söylerdik. Bir konuşma başlayacak değil mi? İki nokta üst üste koyacağız. D şıkkını, E şıkkını eledik. Hüsnücüğüm, ihtiyatlı ol. Bir uyarıda bulundum. O yüzden ikincisi ne olacak? Üçüncüsü pardon ünlem olacak. Üçüncüsü ünlem olmayan ne var? C şıkkı var. Eledim. Hüsnücüğüm derken de virgül kullanacağız. Bilirsin ya bizim işte kendine fazla güvenmemelidir adam. Burada bir ünlem kullanmışım. O yüzden ben burada bir daha ünlem kullanamam. Zaten küçük harfle başlamış. O yüzden buraya virgül koyacağız. B şıkkını da eledik. Ah be derdi. Küçük harfle başlamış, evet ünlem sözcüğümüz var ama küçük harfle başladığı için yine ünlem işareti koyamam. Buraya da virgül koyacağım. O yüzden 21. sorumuzun cevabı A şıkkı. 22. sorumuzda bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yunus Emre'nin şiirlerinde insanı ve doğaya ait motifler. Bundan bahsediyoruz. Bu durum Yunus'un insana ve doğaya olan yaklaşımı yani biz C şıkkı diyeceğiz buna. Yunus Emre'nin şiirlerinde insan ve doğa, insana ve doğaya ait motiflerinin onlara olan yaklaşımının bahsedildiği bir paragraf olarak karşımıza gelmiş. C şıkkı. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine düşüncenin akışına göre Doğa ve insan toplumlarını birbirinden ayıran bu yaklaşım yeryüzünü yeniden üretebilir ve tüketebilir bir nesneye çevirdi ne yazık ki cümlesi getirilebilir. Cevabımız B olacak arkadaşlar. Bakın öncesinden veya sonrasında demiyor. Yerlerinden hangisine diyor. İnsan uygarlığı özellikle de onun endüstriyel ve teknolojik tasarımı insanı doğanın diğer tüm bileşenleriyle ilişkisinde en üst noktaya yerleştiren ben merkezci bir yaklaşıma dayanıyor. Yaklaşımı bir çizelim. Doğa ve insan toplumlarını birbirinden ayıran bu yaklaşım. Bakın yaklaşım. Yeryüzünü yeniden üretebilir ve tüketilebilir bir nesneye çevirdi. Ne yazık ki bu üretilebilir ve tüketilebilir bir nesneye çevirmesi ekolojik sorunlar olarak karşımıza gelecek. O yüzden 23'ü 5 olarak alacağız. 24. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Formal eğitim, belli eğitim programlarıyla okulda sistemli ve örgütlü yapılan örgün eğitimdir. Peki bakalım neden? Çünkü informal eğitim gelişi güzel öğrenme şeklidir. Çocukların eğitimlerini sürdürmeleri için gerekli olsa da yeterli değildir. Bunun için planlı ve programlı bir sürece ihtiyaç duyulur. Program dahilinde belli hedefler kazandırılması ancak formal eğitim ile sağlanır. Formal eğitimde sistemli ve örgütlü yapılan örgün bir eğitimdir. 24'te A şıkkında bulacağız bunu. 25. sorumuz bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar diye sormuş bizlere. Cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Buraya kadar şöyle çizelim. Burada arkadaşlar bize reklamın kullanım amacından bahsetmiş. Reklamın kullanım amacından bahsediyoruz. Ama buradan sonra ise reklam ne sorusuna cevap verecek bize. Reklam ne sorusuna cevap verecek? O yüzden Buradan itibaren ikinci paragrafımız başlar diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı. 26. sorumuzda devam edelim. Bu parçada umut ile ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bizlere. Cevabımız A şıkkı olacak. Birey için itici bir güç kaynağı olduğu şeklinde kullanacağız. Peki neden? Umut bireyin davranışlarını yönlendirici motive edici nitelik taşır. Daha olumlu algılayarak kendi gelişimini destekleyici davranışlara yönelerek yaşamını değiştirebilmesini, geliştirebilmesini sağlar. O yüzden itici bir güç. İtici güç nedir arkadaşlar? Bir olayın, sürecin başlamasını, ilerlemesini sağlayan güç olarak tanım, tanımlayacağız. O yüzden bireyler için umut bir şeylerin başlamasını, ilerlemesini sağlar, itici bir güçtür diyeceğiz. O yüzden 26. sorumuzun cevabı A şıkkı. Bu iki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Cevabımız C şıkkı olacak. Aynı konuyu farklı yönleriyle değerlendirip ele almaktadırlar. İkisi de arkadaşlar bize sinemanın özelliklerini ve niteliklerini verecek. Ama ilk paragraf endüstri olmasından endüstrileşmesinden bahsedecek. İkincisi ise kolektif bir çalışmadan, ortak bir başarı çizgisinde birleşmelerinden bahsedecek. Yani ben sinemanın özelliklerini aynı konuyu endüstrileşme ve ortak kolektiflikten farklı yönlerden değerlendirip ele alacağım. O yüzden 27. sorumuzun cevabı C olarak karşımıza çıkacak. 28. sorumuzda bu parçadan hareketle hangilerine ulaşılabilir diye sormuş. Cevabımız C şıkkı. Uzmanlık alanı dışında bilmişlik taslamamak gerekir. Neden bunu dedik arkadaşlar? Apelle isimli bir ressamımız var. Bir gün eserleri halka açılıyor. Eleştirilere ve beğeniye sunuluyor. Bir kunduracımız var. Kunduruca, Apel'in resimlerinden birini süzüyor ve eleştirmeye başlıyor. Önce resimdeki çizmeler üzerinde görüşlerini bildiriyor. Çünkü kunduracı değil mi? Kunduracılık sanatı ile ilgili eleştirilerini gerçekleştiriyor. Bunları haklı buluyor Apelle ama daha sonra Apelle'nin teknik yönden eleştirmeye başlıyor. Renklerin uyumundan, gölgeden onu eleştirmeye başlıyor. O yüzden Apelle de diyor ki haddini bil, çizmeyi aşma. O yüzden diyeceğiz ki uzmanlık alanı dışında bilmişlik taslamamak gerekir. Cevabımız C şıkkı. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Cevabımız C olacak. Kitap okumak insanı ruhsal yönden güçlendirir diyeceğiz. Neden? Peki nasıl bu konuya vardık? Bakalım. Okumak Onların yaşamını temas etmek, bireyin üç dünyasını zenginleştirir. Ufku genişler, bakış açısı değişir. Daha güçlü bir şekilde baş edebildiklerinin altını çizer. Yani ben insanı ruhsal yönden güçlendiriyorum diyeceğiz ve 29'un cevabı C olarak karşımıza çıkacak. 30. sorumuza bakalım. Bu parçada yazarın vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız D şıkkı olacak. Öykülerinde niçin kısa zamanlar kurguladığı Diyecek. Şöyle arkadaşlar. Metnin içerisinde bir soru var. Niçin birkaç saatlik öyküler kurguluyorsunuz? Sorusunda bu yanıtı verebilirim. Yani... Zaten metin içerisinde soru sorulmuş ve cevaplandırılmış. Kısa zamanlar kurgulamasının sebeplerini bize açıklamış. O yüzden 30. soruya da D diyeceğiz. 31. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Cevabımız C şıkkı. 2007'de madde bağımlılığına bağlı ölüm sayısı 2009'da iki katına çıkmıştır. 2007 yılında Türkiye'de 51 kişi madde kullanımına bağlı ölürken bu rakam 2008'de 147'ye yükseldi. 2009'da madde bağımlılığından ölümlerin sayısı yılın son iki ayına girmeden 160'ın üzerine çıktı. Evet bir artış var. Ama iki katı bir artıştan bahsetmiyoruz daha fazladan bahsediyoruz. O yüzden 31'in cevabı C olacak. 32. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Cevabımız C şıkkı. da özgün bir sinema dili için yeterli ve kullanışlı malzeme vardır. Metnimize bakalım. Tüm sıkıntılarına rağmen Türkiye sinemasında son dönemde özgün bir sinema dili geliştirebilmiş yönetmenlerin taşra kökenli olması tesadüf olmasa gerekir. Özgün bir sinema dili geliştirebilmiş yönetmenlerin taşra kökenli olması, bir direniş hattı olarak taşra, pastoral görünümü, duran bir zaman tecrübesiyle harmanlanan bir mistisizme açılan atmosferiyle sinemada özgün bir anlatım için önemli bir imkandır. Bizi C şıkkına götürecek. 33. sorumuz. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Metnimize bir bakalım. Sık sık fotoğraf albümleri açar bakar mısınız? Ailenin tüm geçmişi orada saklıdır. Tanınan tanınmayan akrabalar siyah beyaz fotoğraflardan çıkıp dolaşır anılarda. Sonra kendi tarihimiz gelir. Doğum günlerine çekilen fotoğraflar, annenizin elinizden tutup parkta dolaştırması, Babanızla gittiğiniz ilk Park gezisi birbiri ardına gözünüzün önüne gelir. Okul yılları, evliliğiniz, arkadaş toplantıları hepsi fotoğraflardadır demiş bizlere. Cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Altını çizdiğim sözcüklerden de çıkarabileceğimiz gibi fotoğraflar insanda birer hatıra işlevi görür diyeceğiz. 34 Bu diyaloglarda 1 2 3 ve 4 ile belirtilen yerlere sorulardan hangileri sırasıyla getirilmedir diye sormuş bizlere. Çekimler önümüzdeki aylarda başlar. Gelecek sene bu zamanlar film bitecek. Zannediyorum 2002 sonbaharında gösterime girer. Yani arkadaşlar ne zaman gösterileceği baş, e, seyir seyredebileceğimiz ile ilgili bir soru olması gerekiyor. Ne zaman izleyeceğiz filmi? O yüzden 3'ü alabiliriz. Zaten tek 3 ile başlayan C şıkkımız var. Yapısal temel aynı gibi. Özünde benim yazdığım senaryoda yerel bir kasabada 17-18 yaşlarındaki çocuklar ve onların hikayesi var. Dizi temelde aynı da olsa çok değiştirilmiş. Temelde aynı da olsa çok değiştirilmiş. Yani bir karşılaştırma söz konusu gibi. Fatma Gül'ün suçu ne? Önceden filmi çekilmişti. Şimdi o da dizi oldu. Aralarında fark var mı? Bakın bir karşılaştırma yapacağım. Dördü alacağız. Hayır, Fatma Gül benim yarattığım bir sinema öyküsüdür. Fethiye'de aklıma geldi. Fatma Gül kim? Siz onu gerçek bir öyküden mi aldınız? Hayır. Biri alacağız. Daha belli değil. Çok zor aslında. Türkiye'de sinema kadro olarak yani oyunculardan bahsedilen bir soru olacak. Oyuncular seçildi mi? Onu da 2 diyeceğiz. O yüzden 34. sorumuzun cevabı C. 35. Bu parçada aşağıdaki neden sonuç ilişkilerinden hangisine değinilmemiştir? Cevabımız C, C şıkkı arkadaşlar bakalım. İletişimin hızlılaşması, aşı karşıtlığının yaygınlaşması. Şuraya kadar olan para, cümleden bunu çıkaracağız. Aşı karşıtlığının çoğalması, aşılanma oranının düşmesi. Aşı karşıtı eğilimlerin son yıllarda artmasıyla aşılanma oranlarında azalmalar. Bunu da eledik. Aşının yapılması, çiçek hastalığının bitmesi. Aşılanma ile çiçek hastalığı dünya çapında ortadan kaldırıldı. Evet aşı çiçek hastalığını bitirdik. Aşılanmanın azalması salgınların belirmesi. Aşılanma oranının azalmasıyla salgınlar görülmeye başlar. O yüzden E şıkkını da eledik. Erken teşhis konması ve hastalıkların önlenmesiyle ilgili bir şey çıkmayacak karşımıza. 35C şıkkı diyeceğiz. 36. Bu parçada masallarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Cevabımız arkadaşlar E şıkkı Doğu edebiyatına özgü bir anlatı türüdür demiş. Ama biz de metin bize metinde Doğu'nun sözlü edebiyatında masalın önemli bir yeri olduğundan bahsetmiş. Masalın Doğu'ya ait olduğundan, Doğu'ya Doğu edebiyatına ait olduğundan bahsetmemiş. O yüzden 36'yı E şıkkı olarak alacağız. 37. ve 32, 38. soruları parçaya göre birlikte cevaplayacağız. Bu parçada söz edilen film ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir demiş. Bizlere cevabımız değişik olacak. Eksenine sevgi duygusunu aldı. Büyük bir sevgi ...le dolabileceğini anlatıyoruz Başrol oyuncusunun alkışı hak ettiğine Küçük yaşta gösterdiği Harika performansıyla Büyük yankı uyandırdı Alkışı hak ediyor Hissi bir mücadeleye yer verdiğinde Duygusal savaşın içinde Bulacağız onu Başarısının birçok kez Müfakatlandırıldığına Film pek çok ödüle layık görülmüştür Evet E şıkkını da alacağız 37 D şıkkı diyeceğiz bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde filmin konusundan söz edilmemiştir? Cevabımız E şıkkı olacak arkadaşlar. 5'e kadar filmin konusundan bahsetmiş. Kahramanın, başrol oyuncusunun neler yaşadığından konusundan aktarmış bize ama son cümlede küçük yaşta gösterdiği performanstan aldığı birçok ödüle layık olduğundan bahsetmiş. 38 E şıkkı diyeceğiz. 39. ve 40. soruları da birlikte cevaplayacağız. Aşağıdaki yargılardan hangisi bu parçada anlatılanlarla anlamca çelişmektedir demiş. Şimdi arkadaşlar cevabımız D olacak. Bir edebi yapıt yalnızca edebiyat biliminin bakış açısına ve yöntemlerine göre değerlendirilir demiş. Ama ben burada Eseri sosyoloji ve psikoloji ilimlerine has bakış tarzları ile incelemek de mümkündür gibi bir cümleyle karşılaşacağım. O yüzden ikisi çelişecekler. 30. 39. sorumuzun cevabı değişik olarak alacağız. Ve son sorumuz bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sormuş bizlere. Örnekleyici anlatım yoktur arkadaşlar. Örneğin gibi, mesela gibi, ve örnek vermek gerekirse gibi kullanımlar söz konusu değildir. Bu yüzden 40. sorumuza örnekleyici anlatım yoktur diyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu haftanın da deneme çözümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize barış başarılar diliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.